Alo. Alo, iyi günler Ece abla. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. İlk telefonumuz hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Daha önce aramıştım. Eşim kumar oynuyor demiştim. Beni aldattığını öğrendim. Ayrılmak istiyorum. Psikolojim alt üst oldu. 5 aylık bebeğim var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yürüteceğim onu da bilmiyorum. Yatağa yatıyorum. Sanki o kadının kokusunu alıyorum. Ya boşanma diyorum, korkularım var, çocuğumu elimden alırlar diye. Bilmiyorum ne yapacağım, yoruldum artık. Kaç yaşındasınız? 24. Kaç yıllık evlisiniz? 4 yıllık evliyim. Çocuk kaç yaşında? 4 aylık, 4-5 aya girecek. Şu an biraz ekonomik durumları konuşmak zorundayız. Eşinizin maaşı resmi yollardan ispat edilebilir mi geliri? Bunu sorayım size öncelikle. Öyle serbest mi çalışır? İddiaya bindirse işi, yani bana şey dedi, iddiaya bindirirsem işi dedi. Eğer dedi evde alırım, arabada alırım, maaşım 3 milyar bile gösteririm dedi. Aldatıyor, kanıtlarını buldum, inkar ediyor. Tamam, şimdi bir kere bu bir psikolojik savaş gerçekten, yani her boşanma davası bir psikolojik savaş. Dolayısıyla sizi sindirmeye çalışıyor. Siz zaten şu an çocuğunuz çok küçük olması nedeniyle gerçekten yoğun bir dönem yaşıyorsunuz. Bir de üzerine eşinizin yapmış oldukları daha yoğun bir dönem yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir psikolojik savaş olduğunu anlayıp burada sizi sindirmeye çalıştığını görün. Biz hukuki olarak elimizdeki haklarımızı bilelim. Gerçek bu çünkü. Onun söyledikleri değil. O elbette sizi sindirmeye çalıştığı için bunları söylüyor. Maaşı ispat edebiliyor muyuz? Gelirini konuşalım sizinle. Resmi bir iş var yoksa serbest mi çalışır? Ne yoksa iş yapıyor? Saklayabileceği bir şey midir? Haftalık çalışıyor. Mobilyacı. Haftalık çalışıyor. Yani hiçbir bilgi vermiyor. Kumar oynuyordu. Bağlanmıştım daha önce. Şimdi de aldatması çıktı. Tamam. Şimdi peki o zaman ev kimin üzerine? Şu an oturduğunuz ev kimin üzerine? Kira. Kira. Tamam. Bir mal varlığınız var mı? Hayır, yok. Tamam. Peki aileniz size en azından bu aşamada sahip çıkar mı manen? Destek olur mu? Benim babam, Allah razı olsun, benim babam kanatsız melek. Tamam. Benim babam her zaman yanımda. Çok güzel. Çok şükür. Bakın pek çok aile burada hanımefendi aradığında gerçekten dönebileceği bir ailesi olmuyor. Siz bu konuda gerçekten çok şanslısınız. Birincisi çocuğu sizden alamaz. Bunu lütfen altını çizelim ve net bir şekilde ortaya koyalım. Bunu böyle inanıyorsunuz çünkü muhtemelen ekonomik olarak ben çalışmıyorum, eşim çalışıyor, acaba alabilir mi kaygısı taşıyorsunuz. Halbuki hiç böyle bir durum yok. Yargıtay diyor ki ekonomik durumu güçlü olan, zayıf olana nafaka olarak yardımda bulunur. Ama çocuk ihtiyacı olan tarafta bulunur ki çocuğunuz 4 aylık, sizden alınması imkansız. Bunu bir kere aklınızdan her koşulda çıkartın. İkincisi, bakın aldatmak evet bir boşanma sebebidir. Şimdi siz şuna yoruyorsunuz aklınızı, diyorsunuz ki ama ya ispatlayamazsam, şu belge böyle kabul edilmezse. Tutun ki aldatmayı ispatlayamadınız. Güven sarsıcı davranışı ispatlayabiliyorsunuz değil mi? Hadi onu da ispatlayamadık. Evet. Sizinle yeterince ilgilenmediğini, çocuğunuzun bu döneminde, sizin bu döneminizde yeterince kötü ilgilenmediğini, alışkanlıkları kötü alışkanlıklarınız olduğunu ispat edebiliyoruz değil mi? Şimdi bunlar evet, zaten evet. Boşanmak için yeterli. Dolayısıyla sizin ötekini ispat etmiş olmanız belki tazminatta biraz daha fazla almanıza sebebiyet verir. Ya da işte zaten zina sebebiyle ispat edebilmiş olsaydınız ve özel sebepler açsaydınız mal rejiminin tasfiyesinde daha az bir hak almasına sebebiyet verecektiniz. Ama bu boşanmanıza engel değil, tazminat almanıza da engel değil. Dolayısıyla önünüzde yapabileceğiniz çok hak var. Kirayı eğer ödetmeyi sağlayabilirsek evi size özgületebiliriz. Ve evi özgülettikten sonra da çocuk ve sizin için de nafaka alabiliriz. Ödemezse gibi bir durum varsa o zaman ailenizin yanına geçmenizi önerebilirim bu şartlar altında. Ama her koşulda nafaka bağlandığında dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak alacaksınız. Velayete de herhangi bir sorun olmayacak. Şimdi